Sevgili dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Kıvanç Tatlıtuğ'la ilgili çıkan bir haberin ne kadar doğru ya da yanlış olduğunu, yalan olduğunu anlatacağım. Ayrıca güzel oyuncu Hazal Kaya'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama vardı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy'la ilgili. Bu iki oyuncumuzda da diziler çekmişti çünkü. O detaya gireceğim. Çok ilginç bir notlarım var burada. Öncelikle Kıvanç'ın Çukur dizisine başlayacağı, kadroya dahil olacağı iddia edildi. Geçtiğimiz hafta birkaç haber sitesinde, magazin haber sitesinde. İsimlerini vermeyeceğim. Amacım arkadaşlarımızı rencide etmek değil. Onlar da bir yerden duyum aldılar mutlaka ama yanlış duyum. Çünkü Kıvanç Tatlıtuğ Çukur dizisine dahil olmayacak. Neden bu kadar kesin konuşuyorum? Bu haberi okuduğum zaman Çukur dizisinin yapımcısı, Ay Yapım'ın sahibi Kerem Çatay'ı aradım. Eski dostumuz, arkadaşımız, kardeşimiz. Direkt sordum, böyle bir haber okudum. Kıvanç Tatlıtuğ Çukur'a dahil olacakmış diye. Gerçi şu anda malum nedenlerden dolayı dizi iptal oldu, yayınlanmıyor. Ama bu kötü günler geçtikten sonra yayına da tekrar başlayacak dizi. Neden yayınlanmıyor? Onu da sordum. Onu da söyleyeyim size. Vallahi dedi abi Kerem Çatay. Allah korusun. Birisi hastalık kapar. Hastanelik olur. Onun vebalini çekemeyiz. O yüzden biz para kazanmak ayrı bir şey. Ama kimsenin vebalini alamayız. Biz diziyi iptal ettik. Yayınlamıyoruz. Bu kötü günler geçene kadar dedi. Tebrik ederim bu davranışından dolayı. Çukur dizisindeki bu haberle ilgili verdiği cevap ise şu oldu. Zaten şu anda yayınlanmıyoruz bir. İki, yeni giren oyuncularımız var bildiğiniz gibi. Necat İşler var, bir oyuncumuz daha var. Kıvanç, öyle bir düşüncemiz yok. Kıvanç Tatlıtuğ Çukur'a girmiyor, girmeyecek. Kısa ve net. Gelelim ikinci bölüme. Kıvanç Tatlıtuğ'la ilgili Hazal Kaya geçtiğimiz günlerde güzel bir röportaj yapmıştı bir dostumuzun sosyal medyasında, İbrahim Selim'in kanalında, programında diyeyim. Orada kendinden, ailesinden, bebeğinden falan bahsederken söz oyuncu ve oyunculuklara geliyor. Kimlerle rahat çalıştığı, kimlerle rahat çalışamadığı gibi soruların üzerine Kıvanç için şu cümleyi kullanıyor. Bugüne kadar en keyif alarak çalıştığım partnerim Kıvanç Tatlıtuğ oldu diyor. Kendisine çok saygı duyarım, çok şey öğrendim. Çünkü abim gibi görüyorum diyor. O da beni kardeşi gibi görüyor. Hazal bu dizide Kıvanç'la beraber oynadığı Aşk-ı Memnu'da 2008-2010 arası yayınlanan bir dizi hatırlarsanız. O zaman 18 yaşında. Genç, güzel bir oyuncu. Yeni yeni pişen bir oyuncu. Kıvanç sevdiğimiz bir oyuncu olmakla birlikte karakterini çok daha güzel göstermiş. Hazal Kaya'nın verdiği bu demeçten dolayı diyorum. Abilik yapmış. Ne kadar çok şey öğrendiğini söyleyen de zaten Hazal pişmiş. Peki 2010 Aşk-ı Memnu bitti. Ne oldu? Hazal Kaya yeni bir diziye başladı. Kimle? Çağatay Ulusoy'la. Dizinin adı ne? Adını Feriha koydum. Ne zaman başladı? Adını Feriha koydum. 2011'de başladı. Hazal 18 yaşında Kıvanç'la oynamıştı. 21 yaşına geldiğinde Kıvanç'la oynadıktan sonra Çağatay Ulusoy'la adını Feriha koydum da oynamaya başladı partner olarak. Peki güzel oyuncu Çağatay Ulusoy'la ilgili ne dedi? Okuyorum yanlış söylememek için notlarımdan. Çağatay ile çok anlaşamazdık. Bu cümleden benim anladığım Çağatay egoist, Çağatay kibirli, Çağatay kendini tek başrol oyuncusu olarak görmüş ve
belki de zaman zaman ezdi. Gençlik zamanıdır. Çağatay'ı da iyi tanırım. Şu anda öyle değil, tahmin etmiyorum. Pişti biraz daha. Onun sebebi de bana göre şu. Çağatay 90 doğumlu, Hazal 90 doğumlu. Hazal da 21 yaşında, Çağatay da 21 yaşında. Fakat 2010 yılında dizi başlamadan bir sene önce Çağatay Best Model seçilmişti. Best Model seçilmenin getirdiği o tacı takmak biraz ayaklarını yerden kesmişti. O dönemlerde biraz havalıydı. Oyunculuğu da çok zayıftı o dönemden. Şu anda çok geliştirdi kendisi. Çok iyi bir oyuncu. Ayrı. Hakan Muhafız'ı izledik. Muhteşem oynuyor. Ama o günlerde daha çok pişmesi gerektiği halde, öğreneceği çok şey olduğu halde Hazal Kaya'ya karşı neler yaptı, nasıl bir baskı uyguladı ya da mobbing uyguladı ki Hazal Çağatay'la ilgili çok anlaşamazdık diye naif yumuşak bir cümle kurdu. Bunun takdirini size bırakıyorum. Ama o günlerde işte 21 yaşında başrol oynayan bir delikanlı ne kadar olgunlaşmıştır? Benim gözümde çocuk. Evet, kanunlar önünde reşit ama oyunculuğu yeni, taş taktım diye kral oldum. Herkes otursun, herkes kalksın. Otur otur, kalk kalk. Çağatay, kendini düzelttiğin için tebrik ediyorum. Hazal'ın açıklamalarından geldik buraya. Kıvanç dedik ve bugünkü magazin muhabbetimiz benden buraya kadar. Bundan sonra çok güzel magazin haberlerinde, özel haberlerde, özel yorumlarda beraber olacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tebrik ederim.